Merhaba arkadaşlar. Herkese sevg saygı sevgi selamlıyorum. Ee, bu gördüğünüz kimse alım satım tavsiyesi değildir. Sadece buradan bir ders çıkaracağız. O ders nedir? Sektör bozuluyorsa, karlar giderek azalacaksa hisseler düşer. O anki karı istediği kadar yüksek olsun. İşte arkadaşlar şuradan bakıyorsunuz. Tepe noktası, pik noktası 16. 2017 ikinci ayında ne yapmış? 16 lira. Gittikçe her ay düşüyor. Her ay düşüyor. Hiç alın fırsatı vermiyorum. O yüzden işte teknik analizde diyorum ki yani düşüş başladı. Trend yukarı al verene kadar alma. Bakın 2018 4. ayda 13.65. Sonra düşüşler hızlanıyor. Bakın şurada 8.85 10.100'e giderken 9. bilanço geleceği vakit Dehşet bir 9. bilanço geldi. Şimdi onu size göstereceğim. Baktım dikiş tutmuyor. Düşüyor. Sattım. Ondan sonra nereye düştü? 5.57'ye. Yani e, müthiş kere rağmen neden 10 liradan e, 5.5'a düştü? Yuvarlıyorum. Hem de e, 16 liradan buraya düşmesine rağmen yani onraya düşmesine rağmen acayip bir düşüş olmasına rağmen karı da çok iyi gelmesine rağmen neden hala düşüş devam etti? İşte bu işte ilgilenenler o zaman dolar krizi vardı. Papaz kaçmıyordu, çıkmıyordu. Dolar yukarı gidiyordu ve sektörün bozulacağını bu işten anlayanlar, ileri görüşlü olanlar, sektörel analiz yapabilenler biliyordu. Bu kadar basit. Tabi bu aylık grafik. O aylık grafikte iniş çıkışları görüyorsunuz. Yani öyle hemen pat diye düşmüyor. Mesela şurada ne yapmış? En düşük 13.5 en, en yüksek 15. Ben çok da ayrıntılı bakamıyorum. Yani burada önce yukarıdan aşağı mı inmiş? Sonra yukarı mı çıkmış? Tekrar mı inmiş? Telefondan bu kadar oluyor. Ama sektör bozulacaksa işte düştü ortalama düşüreyim paçal yapayım. Sektörel analiz yapamıyorsan karı çok iyi geldi bunun gitmesi lazım dediğin zaman <laughs> o anki FK'ya PD'ye göre analiz yaptığın zaman 16 liralık kağıdı 10 liradan da paranın yarısını kaybediyorsun 10 liraya kadar düşüyor şey 5.5'a kadar düşüyor. Burada ne, neden tekrar düzeldi? İşte faizlerin düşürülmesiyle tekrar sistemin düzeleceği anlaşıldı. Bir de aşırı fiyatlandı. Yani piyasa değeri bir fabrikanın değerine düştü. Bunun 10 tane fabrikası var. Dünyada beyaz çimento'da lider bir sürü yatırım yapmış. Buna rağmen buraya kadar düşürdüler. Niye? Sektör bozulmuş. Yani PEDA olarak istediği kadar ucuz olsun buralardan düşüş devam etti. Dönüş umudu olduğu zaman işte alıp ne yaptılar? 10.700'e kadar çıkardılar. Yani orada burada artık yeter milletin canına tak etti denilen yerde herkes bıkıp satıyor. Bu süreç çok uzun bir süreç bakın. 2017 düşüşün bittiği tarih neresi? 2019. 2 yıl 3 ay 27 ay boyunca düşürmüşler. 27 ay boyunca. İşte buna dayanacak sabrınız yoksa karı iyi geldi. PK, FC, kitabı bilgiler yetmiyor diyorum. Ne yapmanız lazım? Sektörel analiz yapabilmeniz lazım. İşler gittikçe iyileşiyor mu, kötüleşiyor mu? Onu anlayabilmen lazım. Burada da hem çok ucuzladı 6. ayda hem de işlerin açılacağına inanıldı. Tekrar yukarı gitti. Şimdi buna nasıl karar veriyoruz? bir tane abimiz var biliyorsunuz. Geçmişe doğru hisseleri performansını tutuyor. Umarım doğru yerdeyiz. Mehmet Akif Bey hisseler üzerinde böyle çalışıyor. Şimdi o söylediklerimizi buradan ispatlayalım. Yani 50 bin tane yerden ispatlayabiliriz de buradan daha iyi ispatlanıyor. Bakın bahsettiğimiz dönemleri görüyor musunuz arkadaşlar? 2018 9. ayda 99 milyon kar gelmiş. Bak 2018'in başında bakın karlar iyi gelmiş 2017'de. Buna rağmen işte daha önce çok hani 5 liradan 15'e götürenler oradan satış yapıyor. 10 liraya düşürüyor. 10 liradayken piyasanın bozulacağını tahmin ediyor. Bakın birinci bilanço 37. 2018'den bahsediyorum. Şöyle daha fazla büyümüyor. 6. aydaki bilanço 80 milyon. 9. aydaki görüyor musun? 99 milyon geldiği zaman ben aldım işte. Orada gitmediğini görünce bilanço yeterli değil dedim. Sonra ne oldu? 12. ayda 61 milyon zarar geldi. Benim telefonumda yeterince şöyle yapayım görün. 2019 kötü geçmiş komple. Hatta 12. ayda zarar etmiş. İşte büyükler büyük fonlar geleceği analiz edenler, firmayı analiz edenler 3 günlük, 5 günlük almıyor diyorum. 2-3 yıllık alıyorlar. Gittikçe işler bozulacaksa zaten ondan iyi olacağını önceden görüyorlar. Önceden çıkarmışlar. Bu iyi bilançolar gelince satıyorlar. Eğer piyasa bozulmasaydı muhtemelen 10 liradan dönüp gidecekti bu. <laughs> Ama gittikçe piyasanın bozulacağını bildikleri için satmaya devam ettiler haddinden fazla sattılar. 5,5 liraya düşürdüler. Yani 16 liradan 5,5 liraya üçte bir fiyatına getirdiler. Endeks bu kadar düşmedi. Endekse rağmen düştü. O yüzden yani ben bazı çıkarımlarda bulunmuşsam bazı çıkarılan e, fikirler söylüyorsam öyle işkembe Kübra'dan söylemiyoruz. Hem yaşamışız, tecrübe etmişiz hem de böyle analiz ederek acaba ne oldu, ne oldu, ne oldu kafa patlatmışız. Dört ay önce bir maymun videosu seyrettim. Dört ay kafa yordum. Dört ay sonra cevap yazdım. Yani ben bir kazık yediğim zaman bu kazığı yerken nerede hata yaptım? Neye inandım? Oradan bir ders çıkarıyorum. Ders çıkardığım için o benim eğitimin bir parçası oluyor. Onun için arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Sektör giderek bozulacaksa, karlar giderek kötü gelecekse o anki karların önemi yok hissenin ucuz olmasının da bir önemi yok. O hisse düşecek. Hele ki bir de alttan alıp yukarı götürmüşlerse bunu satış fırsatı olarak kullanacaklar. Hisseyi düşürecekler. Bu bazen 2-3 yıl sürüyor. Nerede duracağını bilemezsin. Burada işte teknik analiz trend devreye gidiyor. Orası destek, burası köstek yan paralel çizmekle Fibonacci yetmiyor bana göre. Yani 16 liradan 5,5 16 küsurat neyse 5,5 liraya açıklamaz çizgiler. ha burada destek dersin, stop loss ol der durursun. Ama sektörel analiz yapabiliyorsan bu iş, bu firmada işler kötü gidiyor. Şu anki %3-5'lik iniş çıkışlar beni ilgilendirmiyor. Ben bunun için paramı riske edemem. Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl bu firma 3-5 kat çıkamayacaktır dersin. Benim incelediğim hisselere bakın. Tabi bunu da inceliyorum. Bunu ders olsun diye inceliyorum. Gidecek diye bir hedef vermiyorum. Yani bu geçmişe dönük bir tahlil, bir analiz. Buradan ders çıkarmak için söylüyorum. Karanlamak için söylemiyorum. ölmek için söylemiyorum. Gidecek diye söylemiyorum. Buradan çıkaracağımız dersi söylüyorum. O ders de sektör bozulmuşsa %3'ün peşin, peşin, peşine takılmaz. Önümüzdeki 3-5 yıl 3-5 kat gitmeyecekse sen o an orada e, Kitabı bilgilere FK'ya, PD bilançoya bakarak karar verirsen zarar edersin. Sonra dersin ki bunlar piyasa kumardır. Bunlar manipülasyon yapıyor. Kardeşim sen geleceği okuyamıyorsan birilerini suçlayarak bir şey kazanamazsın. Sadece kendini rahatlatırsın. Akıllı adam e, interaktif olur. Suçu hatayı kendinde arar. E, başkalarını suçlayarak bir yere varamayacağını bilir. Onun için Buradaki çıkaracağımız en büyük ders 5 kere söylüyorum ki konu net anlaşılsın. Sektör giderek bozulacaksa o anki iniş çıkışlara tepkilere oynanmaz. Hisse alınmaz. Paçal yapılmaz. Kademeli alınmaz. Ben niye kademeli alın diyorum? Ben iyi hisselerde oyun oluyorum. Onunla ilgili de videolar çekeceğim. Ee, bakın şu an bir sürü bu Mehmet abinin sayfasına gelip bunları bulmak kolay değil. Bu bakın 22 Şubat'ta yayınlanmış. Buradan günümüze oraya geri doğru gittim. Ya yarım saat bu şeyleri araştırdım. Bu verileri araştırdım. Bu bu hazırlıklar boşuna yapılmıyor. Öyle ezber bakın. Şurada bunların hepsinin videosunu çekmek için attım dolaşırken. 2, 4, 6, 8, 10, 15 tane 17 tanelik çıkarımda bulunacağımız, inceleyeceğimiz Video konusu hazır. Ee, i̇şte millete cevap yetiştirip kafa patlatacağıma Twitter'da, Telegram'da kendi araştırmamı, bilgilerimi paylaşıyorum. İsteyen faydalanır. istemeyen izlemez. Siz bu işin temel analizin püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız takipte kalın. Ee, kendiniz de analiz yapın kendiniz de gidin grafikten kontrol edin ya bu adam doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor o neyse girmeyeyim o konuya Mehmet Mehmet abinin geçmişe dönük bazı hisselerde bu şekilde e, şeyi var e, <laughs> geçmişe dönük son 6 yılın bilançolarını her türlü analiz etti. Excel çalışmaları var. Oradan örnek alarak siz de 3-5 tane 10 tane ise üzerinde analiz yapabilirsiniz. İkide bir tweet adresini soranlar var arkadaşlar. En borsa. Bu şekilde olmuş. Aslında böyle değil de nasıl oldu ben de bilmiyorum. İşte açtık böyle olmuş. En başarılı borsa kanalı yazarsanız çıkar belki. Ya da en borsa yazarsanız çıkar. Şunu unutmayın. Bu işin sırrı bu. Evet. Ee, bu kadar yeter. Her bir video kısa olması için 10 dakikalık yapmaya çalışıyorum. Ee, kurallarla ilgili e, böyle videolar çekeceğim. 15-20 tane eğitim serisi. Demek ki e, konu anlaşıldı. Tekrar etmeyeyim uzaması. Teşekkürler.